Benim adım Fatma, Fatma Aydın. Haymana'nın ilçesinde şeyde doğdum. Burupınar Koyun'da doğdum. Ondan sonra 38 doğumluyum. Yaşımda kaçı tarzı hesaplanır, ben bilmiyorum. Adım Canan, soyadım Aydın. 30 yaşındayım. Kendim Ağrılıyım. Ama Sincan'da oturuyorum. Eşim Haymanalı. Bu kadar. Vallahi bunlar küçükten etime suda gelmişler. Orada da benim kızım vardı. Kızım bunları görmüş. Ben de kız arıyordum oğluma. Benim kızım bunu alalım illa dedi. Canan'ı alalım dedi. Allah da yazmış ya. Biz de aldık. Benim geldim oldu. Ben 3. sınıfta Ankara'ya taşındık biz. Önceden Erzincan'da oturuyordum. Görümcem ben 4. sınıfa gittiğimden beri seni kardeşim alacağım diyordu. Ve biz orada 15-16 yıl kaldık ama ben hiç eşimi görmedim. İşte kader ya. Yani beni istemeye geldiklerinde o gün eşimi gördüm. O şekilde evlendik. Fatma teyze sadece oturur. Koltuğuna oturur. Ama şöyle bir şey, dışarıda bir şey mi alınacak? Ben gitmem. Annem gider. Annem onu alır, getirir. O şöyle söyler, ben getiririm kızım, sen ya pişir, biz beraber yiyelim. Ailecek yeriz. Öyle eşim gelmeden kesinlikle başlamayız biz yemeğe. Yani indi otururum, ben o ekmek gelirse yerim, geri çekilirim hemen. Ben açlığından öldüm, hadi nerede kaldım diyeyim. Yani sita küçüklüğümü sana diyeyim mi? Anamı kaybettim, hiç görmedim anamı. Gördüysem de hiç hatırlamıyorum. Babamla ecik çele kabardığımda babam da öldü. Ona baktım. O da yatağa düştü. O da ölünce ben kardeşimin karısının yanında büyüdüm. İtile sümrüle büyüdüm ben orada. Anladınız mı? Ha, o anda sonra bir işte amcamın oğluna da işte Allah yazmış ya. Ben de onu yaptılar. Ona vardım. Varınca da hiç de gülmedim ya. Orada da gülmedim, burada da gülmedim. Gülmedim, işine uğraştım. İş tarlaya giderdim, tapana giderdim. O ekin işlerdi, ben felta alırdım, tırmık çekerdim. Ondan sonra harmanımız olurdu, oraya giderdim işte. İreç verliğine günümüz geçerdi ya. İşine, gücüne günümüz geçerdi. Benim ilk orucum 4. sınıfa giderken tuttum. Ve elhamdülillah o zaman tam tutmuştum. Okul, tabii okula gittiğimiz için ezan hani saat 4-4.30 gibi okunuyordu. Annem yaptığı yemeklerden böyle küçük sefer taslarına koyardı. Abim okula getirirdi. Biz böyle sınıfça yemek yerdik orada. Hani çocukluğum çok, yani özellikle Ramazanlığım çok güzel geçiyordu Ramazan. Sahurları çok zor uyanırdım. Annem Canan kalk, Canan kalk ama Canan yok. Annem yazık her şeyi hazırlardı. Bir de bizim sobalı evde kalırdık biz. Annemin sobalı fırını vardı. Ona yağlı gözleme yapardı annem. Böyle kalınca. Onu çok severdik. Özellikle reçele bandırıp bandırıp yemeği çok seviyorduk. Ya saat 7.30'da ne de kalkardık işte. Sabırdan sonra bazı uyumadık, bazı uyurduk. 7.30'da yok, 8'e doğru kalkardık traktörden. Herifine kor giderdik. İşimizi yapardık orada, anasını yapardık. O ekin işlerdi. Ben de dırmık çekerdim. Vallahi çocukluk bayramı şeker toplamaya giderdik. Çocuyorduk daha. Şeker bulabilirsin anne o dönemde. Yok, şeker de yok da iyi de verirlerdi, üzüm de alırlardı. Çok da iyi de alırlardı. Onlardan da işte torbalarımızı doldurur, getirir de yirdik işte. Toplardık hani koca koyu bayramlaşmaya giderdik. Bayram sabahı camiden çıkı çıkmaz biz hemen kopardık. Ya keşke evine attık şey derdik bayramlaşalım diye. Ben zaten başta da söyledim, ben kendim Ağrılı olduğum için 4-5 yaşını hatırlıyorum. Köyde o dönemde kalmıştım. Biz de bayram öncesi yani Arife günü köyde tek tatlı yapan benim kendi annemdi. İnsanlar sıraya girerdi mesela annemi çağırmak için. Yazık annem bir kişi koca köye. Onun için o da belirli kişilere gider tatlı yapardı. İşte temizlik yapılırdı Arife günü. Bayrama hazırlık çünkü. İşte yemekler hani yapılır. Bir de bizim orada köyde böyle zengin yani kişiler koca böyle şeylerle, tencerelerle yemek yaparlar. Bizim köye has yemekler vardır. Onları yapar ve bayram sabahı gelenlere ikram ederler bunu.
İşte bayram sabahı olduğunda biz bütün çocuklar caminin etrafını donatırdık. Erkekler camiden çıkacak. Biz o şekilde şeker toplamaya gideceğiz. Yoksa kapıyı çal şeker vermezler. O şekilde adam yani erkekler camiden çıktıktan sonra biz çocuklar böyle ordu gibi aşağı tarafa koşardık. İşte biz de tepsilerin içine böyle lokum, lokumla şeker koyarlardı. İşte kolonya olurdu. Sadece erkekler dolaşırdı. Annem bazı şeyleri unutuyor da şey yaparlarmış. Hani toprağa kazarlarmış. Pırasa olsun, bu tarz şeyleri, peynir olsun. Toprağa gömerlermiş ve zamanı geldiklerinde onu çıkarıp yaparlarmış Ramazanlarda veya başka günlerde. Çok tatlı oluyor. Ve çok da tatlı oluyormuş. Kurpe basardım, kendimi basardım. Geri torpağı kazardım, yüzüm kuru kapardım. O torpak adı suyunu alırdı. Çok tatlı olurdu. Sonra çıkardırdım. Kazar yerdik acık. Allah hayırlı Ramazanlar versin. Allah kule tuttursun Ramazan'ı. Ondan sonra daha ne diyeyim? Allah çok günler yaşatsın. Kurban olduğum Allah ne yapacaksın işte böyle günümüz geçecek. Allah gerçekten bu Ramazan'ı mutlu, huzurlu bir şekilde geçirmeyi nasip etsin inşallah. Sadece bizlere değil, bütün Müslüman olarak Müslüman ülkelerine. Rabbim bolluk, bereketlik içinde versin inşallah. Bir lokma da olsa insan onu huzurla yemeyi nasip etsin inşallah. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ali seyyidine. Nebine Muhammed. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Bizim yüzümüzü kıracak. Amin. Allah. Sen de oku ya. Amin. Oh,